Çok sayıda yine soru aldığımız bir konu var. Emeklilerin %80'i bankalara borçlu. Bankaya borcu olmayan neredeyse emekli yok. Sebebi de sizler daha iyi biliyorsunuz. Ülkemizdeki emekli maaşıyla geçinebilmek gerçekten çok zor. İster köyde yaşayın, ister büyük şehirde. Bir örnek izninizle. Yani tereyağı köyde de 55-60 lira, İstanbul'da da 55-60 lira. Yumurta burada da 1 lira, köyde de 1 lira. Eğer hayvanınız, malınız, mülkünüz yoksa zaten geçinebilmeniz bu parayla mümkün değil. Bankalara borcu olan emeklilerimizin çıkış yolu ne? Vallahi yani bu soruya cevap verebilmek çok zor. Yani emekli zaten, yani birçok emeklimize sokağa çıkıp soruyorsun sen aslında. Birçok emekli zaten, hiçbir emeklinin o maaşlarla geçinebilmesi mucize. Yani mucize gerçekleştiriyorlar bu ülkenin içerisinde. İşte bugün seninle bu yayını yaparken açlık sınırı açıklanıyor. Yani milyonlarca emekli bu açlık sınırının altında. Şimdi baktığın zaman git bir dünya sektörün içerisinde emeklimiz sigortası çalışıyor. Yani SGDP, sosyal güvenlik destek primi ödemeden, hani işverenin de ülke sokmadan nasıl olsa emekli maaşı var durumu olduğu için işverenin içinde biraz daha cazip hale geliyor. Birçok yerde çalışıyor emeklimiz. Yani ben uzun bir süre önce bir yazı yazmıştım. Emekli olacağım deyip, yani emekli olup kaçacağım diyoruz. Hani o herkesin güney sahillerine, kasabalara, köye gidelim diye kaçamıyoruz. Çünkü orada da yetmeyecek. Yani bu maaşlar orada da dediğin gibi yetmediği için şehirde kalıp çalışmaya devam ediyor emeklimiz. Yani bunun tek çaresi emekli maaşlarının o refah seviyesini yükseltmek gerekiyor. O Mustafa Kemal'in çok sevdiğim bir sözü var. Çağdaş muasır devletler seviyesi der. Bu ülkelerdeki emeklilerine ödediği maaş, ödediği hizmet, yani vermiş olduğu hizmet, vermiş olduğu önem gibi emekline o kıymeti gösterirsen, emeklin o zaman şehri de terk eder, aşağıya kasabasına da gidebilir, güney sahillerine de inebilir. Ama bunu yapmadığın sürece emeklinin şu an o borçlarını ödeyebilmek, hayatını idame ettirebilmek için çalışmaktan başka hiçbir çaresi yok. Evet, maalesef ülkemizde bulunan emekliler, şimdi amiyane tabirimi lütfen bağışlayın, bankaların kucağına atılmış halde. Git kaderinle baş başa kal deniliyor. Çünkü emeklimizin, inanın bana, bu maaşla bu bankaların pençesinden, kucağından kurtulma şansı yok. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi insani bir şekilde yaşayabilmek için insani bir maaşa ihtiyaç var. Aslında hiçbir emeklimiz şunu söylemiyor Mert Bey. Ya ben emekli maaşımı alayım, ev alayım, araba alayım, lüks bir hayat yaşayayım, yurt dışına tatile gideyim ya da 5 yıldızlı otellerde tatil yapayım demiyor. Emeklinin bir tek isteği var. Beni bankaların kucağından kurtar, çoluk çocuğuma muhtaç olmayayım ve insanca yaşayabileyim. Aynen. Aslında bütün emeklilerimizin özü bu. Zaten yıllarca çalışmışlar, üretmiş. Bana göre hayatlarının en güzel dönemleri, ama siz de ifade ettiniz, pek çok emeklimiz emekli maaşı yetmediği için maalesef çalışıyorlar. Hep örnek veririz, klasik, ama yurt dışındaki emekli geliyor bizim ülkemizin en güzel yerlerinde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, bütün tatil yörelerinde istediğini yiyor, içiyor, geziyor, memleketine gidiyor. Bizim emeklimiz maalesef çalışmaya devam ediyor. Tabii şimdi ben İki devlet memuru anne ve babanın çocuğuyum. Devletin içerisinde doğdum ve büyüdüm. Hep böyle bir şey söylenirdi eskiden. Yani emekli memurun aldığı ikramiye ya da işte işçinin tazminatıyla ev alınırmış. Yani emeklinin ikramiyesi bir ev alırmış, bir araba alırmış konusu. Şimdi işte 30 yıl hizmet veren işte bir sigortalının bugün kıdem tazminatı tavanıyla hesaplasan 180 bin lira alıyor. Memurumuz aynı şekilde. Büyük şehir şartında alsana bana bir tane ev 150 bin lira, 180 bin lira. Bu şartlarla 150 bin lirayla, 180 bin lirayla hayatının sonuna kadar kafanı yastığa rahat koyabilir misin? Mümkün değil. Yani o yüzden hani çok konuşabilecek bir şey yok. Bildiğimiz ezberler çoktan bozuldu zaten. Ne yapılır, nasıl çözüm bulunur, bu müjdeler gelir mi, bizler bunu görür müyüz, anlatma fırsatımız olur mu, bunların hepsi Allah'a kalmış, zamana kalmış diyoruz. Başka da elimizden gerçekten söyleyebilecek bir şey gelmiyor aslında. Mert Bey, yine çok sayıda soru alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu: biz zaten düşük emekli maaşı alıyoruz. Hiç olmazsa devlet nasıl banka promosyonu yüksek olsun diyorsak, fatura yardımı yapsın,
hiç olmazsa emeklilerimizin tamamına toplu ulaşım bedava olsun. Yani devlet emekliye sosyal yardımlarla bir nebze olsun desteklesin diyoruz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii birçok farklı sosyal yardım hep konuşuldu, yani düşünülüyor, hatta işte bunu asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız için de hep konuştuk. Yani işte vergi kesintisi olmasın onlardan, işte taşıma ücretsiz olsun, işte elektrikte, suda, doğalgazda belirli indirimler yapılsın diye hep konuşuldu, hep tasarı olarak geldi. Ama tabii şu an baktığın zaman elektriğin, suyun, doğalgazın bile artık özelleşti. İşte hep özelleşme hikayesiyle ilgili bu firmaların o elini vicdanına koymama hikayesinden kaynaklanıyor. Yani onlar ben emeklime %10 indirim yapıyorum, %20 yapıyorum dese veya devlet bu firmaları zorlasa, yani bu özelleştirme şartı dahilinde emekli vatandaşa da o irade gösterilse, emekli vatandaşa bu indirimler sağlanacak diye yapmama gibi bir durumu var mı devlet istedikten sonra? Ama yani bunların hiçbiri, yani herkes at gözlükleriyle bakarak ben paramı kazanayım, ben ihaleme devam edeyim, ben bu işle yürüyeyim diyor. Hiç kimse emekliyi dönüp düşünmüyor. Ona da ne senin ne de benim çok diyebilecek bir şeyim yok, ama tabii ki sosyal yardımlar defalarca konuşuldu, defalarca gündeme geldi, ama bir türlü emeklimize böyle bir yüzünü güldürecek müjde bir türlü gelmedi. Yani şöyle Mert Bey, size katkı olsun diye şunu izninizle ifade edeyim. Ülkemizde ben şunu söylüyorum. Mesela güzel bir uygulama var. Eğer emeklinin bir tane yaşamış olduğu ikamet evi varsa devlet ondan emlak vergisi almıyor. Doğru. Çok güzel bir uygulama. Doğru. Yani iyiye de iyi dememiz gerekiyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki Allah'ın suyu. Emekli su kullanıyor. Bir tane aboneliği varsa emeklinin 100 liraya kadar olan su parasını devletimiz bir şekilde ödesin. Yani ona katkı sağlasın. 150 liraya kadar olan elektrik faturasına katkı sağlasın. 200 liraya kadar olan da doğalgaz yakacağına katkı sağlasın ki emekliye %5, %6 zamla bu işler zaten çözülecek gibi değil. Yani Allah'ın suyu baraja geliyor. Barajdan emeklinin evine geliyor. Kardeşim 100 lira da alma. Emekli çünkü o Türkiye ortalaması 1500 lira almış olduğu bu paranın 1/3 birini, en az 500 lirasını faturalara harcıyor. Cepte kaldı 1000 lira. Hele bir de emekli kirada oturuyorsa bu parayı nasıl geçirecek? Yani bunun mutlak surette bir an önce emeklimize fatura yardımı adı altında verilmesi gerekiyor ki emeklimizin, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bir nebze olsun yüzü gülsün. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani beklentimiz bu yönde. Yani tabii emekli sayısının fazla olması da hep konuştuğumuz, işte o hesap kitap, yani devlet nasıl yapıyorsa tüm bu kurumlar, bankalar, tüm bu hesaplar onlar için de geçerli. Emekli sayısı fazla olduğu için işte 100 lira, 75 lira, 150 lira, senin söylemiş olduğun rakamlarda destek çok büyük rakamlara ulaşıyor. Yani büyük bir bütçe gerekiyor. Ama diyorum yani bu insanlar yıllarca bu ülkeye emek vermiş, yıllarını bu ülke için harcamış insanlar, alın teri dökmüş insanlar. Diyorum yani bu konu seni de beni de bu kararlar aşan konular. Bize sadece böyle bir müjdeli haber gelirse emeklimize, vatandaşımıza bunu aktarmak düşer. Şimdi Mert Bey, yurt dışı borçlanmasıyla ilgili orada yaşayan, örneğin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan vatandaşların ev hanımlarına, eşlerine hiç çalışmasalar dahi borçlanma hakkı var. Biz Emekli TV'nin gündemine şunu getirdik. Dedik ki 25 yıl evli kalırsa bir vatandaşımıza borçlanma hakkı vermek kaydıyla hiç olmazsa emeklinin eşine bir borçlanma hakkı versin dedik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konu çok daha önce geldi zaten meclise. Çok da tartıştılar. 25 yıl evli kalmak şartıyla, hatta bu konuyu kadınlarımız biraz yanlış anladı. Onu da hani 25 yıl bir erkeğe dayanmak noktası, hani işin böyle biraz esprisine de geçtik. Magazinini yaptık. 25 yıl biz erkeklere dayanıyorlarsa kadınlar emekli etsinler dediler. Ondan sonra ama tabii işin aslı öyle değil. Yani bu sadece bir borçlanma hakkı. Yani 20 yılı yine borçlanmak zorunda. Evlilikte 25 yılı dolduracaksın. Bir erkeğe 25 yıl katlanacaksın. Bir de üzerine 20 yıllık borçlanma yapacaksın. Yani bu ne demek? Yine bugünkü şartlarda yaklaşık 250 bin liraya yakın bir para ödeyeceksin bu rakamda. Şimdi 250 bin karşılığında kaç para alacaksın? 1200 lira.
Ya zaten bu ülkedeki şu an faize baktığın zaman, banka faizlerine baktığın zaman o parayı koyduğun zaman getiriyor zaten. Yani ben bu konu 25 yıllık evliliğini bitirene borçlanma hakkı haberleri çıktıktan sonra birçok farklı mecrada bu konuyu anlattım. Birçok farklı yorum da geldi bu konuyla ilgili. Hem 25 yıl evlilik alacağım, ondan sonra bir de üstüne bu parayı vereceğim, bana bu kadar maaş mı bağlayacaksın, bunun neresi müjde diye. Ama tabii yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ev hanımlığında geçen sürelerini borçlanma hakkı veriyorsan, Türkiye'de de bu hakkı ver. Kullanan kullanır, kullanmak istemeyen kullanmaz. Yani 200 bin lirasını, 250 bin lirasını yatırmak istemiyor olabilir. Ama bu hakkı birine, bir Türk, yani sadece gurbette diye Türk vatan, Türk kadınına veriyorsan, Türkiye'de yaşayan, yani çalışma hayatına hiç girmemiş olabilir ama yüz binlerce de kadın sigortalımız var. Çocuğu olduktan sonra, evlendikten sonra ev hayatına mecburen geçen kadınlarımız da var. Ver o hakkı. Belki borçlanacak, parasını ödeyecek. Yani sosyal devletsen, ona veriyorsan bana da vermelisin bu hakkı. Beklediğimiz müjdelerden biri, tıpkı doğum borçlanması gibi. Onu da hep anneler gününe müjde gelsin diye her sene yazıyoruz, söylüyoruz, çiziyoruz. Bir daha söyleyelim isterseniz doğum borçlanmasını. Çünkü hanım izleyicimiz çok bizim. Dünyanın her yerinde hanımlar daha çok izliyorlar bizi. Pozitif ayrımcılık yapalım. Hanımların bu sorusunu cevaplayalım lütfen. Ya bu aslında çok kıymetli bir konu. Yani tamam, iyiye iyi. Doğum borçlanması diye bir hak getirdin. Her çocuk için 2 yıl, toplamda 3 çocuk için 6 yılı para karşılığında hizmetini satın alabiliyorsun Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Ama burada bir şart var. Yine o hesap kitaba takılıyor bu şart. Çünkü doğum öncesi sigorta başlangıcın olacak diyor. Sigorta başlangıcından sonra gerçekleşen doğumları borçlanabilirsin diyor. Şimdi yüz binlerce kadın sigortalımız var. Bu konuyla ilgili davalar da açıldı. Yani erkek sigortalıya mesela sigorta başlangıcından önceki askerlik hizmetini borçlandırıyorsun. Evet. Kadına da sigorta başlangıcından önceki doğumunu niye borçlandırmıyorsun? Çünkü o işte hep kapalı kapılar ardında yapılan hesap kitap meselesi. Bu hakkı verirse aşağı yukarı 500 bin kadın sigorta, yani 500 bin kadınımız bu parayı ödeyerek emekli olabilme hakkına sahip olabilir. Sigorta başlangıcından önceki doğumları borçlanma hakkı verilirse. O yüzden de bunu bir türlü değiştirmiyorlar. Annelere bir türlü bu müjdeyi vermiyorlar. Biz bıkmadık, usanmadık söylemekten. Verin annelere bu hakkı. Erkek sigortalıya nasıl verdiyseniz sigorta başlangıcından önceki askerlik borçlanmasını, kadın sigortalıya da verin bu hakkı. Velev ki kullansınlar, velev ki kullanmasınlar. Sonuçta bunun karşılığında bir para yatıracak. Yani o karar, nihai kararlar evhanesinde alınacak ve verilecek kararlardır. Ama sosyal devletse birine verdiğin hakkı, kadına özellikle pozitif ayrımcılık yapmamız gereken kadın sigortalıya da, kadınlarımıza da her zaman vermemiz gerekiyor. Bekliyoruz bakalım, Mayıs'ta yine bir anneler günü var. İnşallah gelir bu sene. Sizin bu dileğinize katılmamak elde değil. İnşallah hanımlara bu müjde verilir. Şimdi özellikle bayram ikramiyesiyle ilgili en azından biz de, hep siz de söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Enflasyon oranında en azından zam alması gerekiyor emeklerimizin bayram ikramiyesine. Yani yaklaşık %20 civarında enflasyon var dersek ülkemizde, 1000 lira olan bayram ikramiyesinin 1200 liraya arttırılması gerekiyor. Dediğiniz gibi emekliler böyle bir müjde beklerken, özellikle bazı yanlı medya kuruluşlarında bu tarz haberlerin yapılması milyonlarca emeklimizi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bir panik havasına soktu. Peki Mert Bey, şimdi bu haberler yapılıyor, kasıtlı olarak yapılıyor. Aslında gazetecilerin ya da bu konuyla ilgili konuşan bazı siyasetçilerin şunu gözlemlemesi gerekiyor. Şimdi siyasetçi dediğimiz şeyi var eden şey oy, yani seçmendir. Vatandaşa vermiş olduğun bir hakkı elinden alamazsın. Yani bu haberi biz de ilk gördüğümüzde Emekli TV olarak haberler yapabilirdik. Şöyle oldu, böyle oldu, ama biz bu haberin zaten yalan olduğunu, palavra olduğunu, emeklilerimizi yanıltmaya yönelik bir haber olduğunu anladık. Çünkü siyasetçi sana böyle bir şey vermişken ertesi gün çocuk oyuncağı gibi bunu ben senden alıyorum diyemez. Yapılan haberlerde Sosyal Güvenlik Kurumu Maliye Bakanlığı'yla yazışmış sözde vesaire gibi şeyler var. Aslında sosyal medyada, özellikle YouTube'da yayın yapan pek çok kanal var. Bunlara vatandaşımızın izlerken biraz ihtiyatlı davranması gerektiğine inanıyorum. Ya elbette ki burada hep söylediğimiz
konu. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi bir açıklama gelmeden, resmi gazetede yayınlanmadan bir şeyin doğruluğuna inanmamak gerekiyor. Yani zaten bir çalışma var diyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu bugün yapmış olduğu basın açıklamasında da bunu söylüyor zaten. Diyor ki yani bu kurumumuzu yıpratmaya yönelik yalan haberler, iftira haber diyor yani. Böyle bir çalışma bizden talep dahi edilmedi diyor. Ya olabilir mi? Olduğu zaman zaten bunun çalışmasını ancak mecliste görebilirsin. Çünkü verilen bir haktır bu. Yani bu ancak böyle bir kararla alınabilir. Resmi gazetede yayınlanır. Bunu da zaten 84 milyon vatandaşımız bilir, öğrenir. Ona göre hayatımıza devam ederiz. Ama işte hep konuştuğumuz konu, işte birçok farklı basın yayın organında yayınlar yapılıyor, bildirimler yapılıyor, herkes aklına geleni söyleyebiliyor. Birileri çıkıp emeklilikte yaş takılanlar derneği kuruyor. Ötekisi oradan ben sana maaş bağlarım diyor. Diğeri yurt dışından ben seni sigortalı yapar emekli ederim diyor. Diğer tarafa bakıyorsun, sosyal güvenlik uzmanıyım diyor. Biz buradaki sosyal güvenlikteki sorunları biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Diyoruz ki çözümleri de biliyorsanız anlatın da biz de bilelim bunları. Emeklilikte yaş takılanlara çözümü bulduysanız paylaşın. Yani mevcut hükümet de bu çözümlerle ilgili üzerine varsa mantıklı, akla yatan bir çözüm, her iki tarafı ortak noktada buluşturan bir çözüm varsa mevcut hükümet de bunu izleyecektir. Ama biz sorunları biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Bunları tartışıyoruz. Anlatın vatandaşa. 84 milyon vatandaş bekliyor. Yani herkesi ilgilendiriyor bu konu. Kapalı kapılar ardında kalmasın o çözümlerde diyoruz. Evet. Buradan da o mesajı da ben ilgili kişilere aldığına düşünüyorum. İstiyorum da yani bu mesajı almayı. Yani şimdi şuna benziyor Mert Bey. Ortada bir sorun var. Evet, biz bunu sorun olarak kabul ediyoruz. Siz EYT dediniz. İşte emeklilerimizin düşük maaş alması. Birileri bol keseden ben sana şu kadar para vereceğim, şunu emekli edeceğim, bunu emekli edeceğim, şunu yapacağım falan. Şimdi tabii gönlümüzün hepimiz şunu istiyor. EYT'lilerin hakkıdır, emekli olsunlar. Bundan yana bir sorun yok. Hiç kimse bizi yanlış anlamasın. Biz EYT yasasının çıkmasını tabii ki istiyoruz. Ama her şeyin bir ayarı var. Çıkmış bir tane siyasetçi diyor ki ben diyor hükümete geldiğimde ertesi sabah EYT'yi emekli edeceğim diyor. Kardeşim hesap, kitap nasıl edeceksin? Tabii ki güzel bir şey bu. Buna kimse bir şey demiyor. Ama ortada ne bir hesap var ne de bir kitap var. Az önce yani sohbetimizin başlangıcında ifade etmiş olduğumuz hani bu yalan haberler gibi siyasetçiler de sizin de ifade ettiğiniz gibi 13-14 milyon kişiyi ilgilendiren bir konunun müşterisi çok diye popüler olabilmek, oy devşirebilmek ya da kendine bir rant oluşturabilmek için bu tür açıklamalar yapıyorlar ama önce teyit edilmesi gerekiyor SGK tarafından. Efendim bizi ben son bir noktada bir şey söylemek istiyorum. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar çok fazla kişi. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil bu ülkenin sorunu. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Staj mağdurları var. İntibak yasası bekleyenler var. Genel sağlık sigortası borçları var. Emekli maaşının düşük olma problemi var. Dul yetimler var. Emekli yani ikramiyelere kadar enflasyonun altında, reel enflasyonun altında kalan emekli maaşlarımız var. Yani sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil ki bu ülkenin sorunu. Bakın ne kadar sürede işte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklediği, gurbetçilerimizin beklediği işte mini job gibi farklı kanunlar var. Yani herkesin devletten beklediği düzenlemeler var. Hepsini ben bir sepetin içerisine koydum. Bunların hepsini yapacağım demek yani sen beceremiyorsun bunu ben beceriyorum. Bu bugünün konusu değil ki. Staj mağdurları 1988'den beri var. Staj mağdurları 30 yıllık bir konu. Emeklilikte yaşa takılanların konusu 21 yıl oldu. Yani bunlar bugün dün olmadı bu konular. Yani varsa çözümler yani vatandaşı kandırmadan, vatandaşı doğruyu söyleyerek veya umut vadederek yani hayal vadeden cennet tacir olmaya gerek yok. Yani vatandaşı umutlandırmak elbette ki isteriz her birine çözüm bulunsun. Ama bunların hepsi bir hesap kitap işi. O yüzden de doğru haberlerle, doğru noktalarla, doğru çözümlerle gitmek gerekiyor vatandaşa. Bence en önemli nokta bu. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin kesilmesiyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Emekli maaşında doktora gittiğinde yapılacak olan kesintinin arttırılması yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Bu konuyla ilgili en son durum var. Çünkü durum nedir? Çünkü emeklilerimiz soruyor, bayram ikramiyesi artık almayacak mıyım gibi sorular alıyoruz efendim.
Ya tabii aslında seninle beraber yaptığımız en önemli iş bence bu. Yani delilerin kuyulara attıkları taşları çıkartıp vatandaşa doğruyu anlatmaya çalışmak. Şimdi tabii bu hep böyle bir konu. Yani bir de artık sosyal medya, işte internet reklamcılığı gibi konular var ya bizim hayatımızda. İşte emeklilikte yaş takılanlarla ilgili binlerce, milyonlarca haber var internette. Emeklilikte yaş takılanlara müjde, süper, geliyor bu sefer, masadalar. Ondan sonra şöyle anlaştılar gibi. Çünkü kaç kişi var? 6 milyon kişi var. Şimdi emeklilikle ilgili işte birkaç gündür senin de söylediğin gibi bir haber var. Kaç milyon kişi ilgilendiriyor? 12 milyon kişi. Ana haber bültenlerine kadar çıktı bu iş. Delinin biri kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkartamadı hikayesi. Neler söylendi? Bu dönemde emekli promosyonları, yani iki bayram öncesi ödenen promosyonlar iptal edilecek dendi. İkramiyeler yani. İkramiyeler iptal edilecek, ödenmeyecek dendi. Bütçe yok dendi bununla ilgili. İkinci konu, sağlık ödemeleriyle ilgili ekstradan 100 lira, 120 liralık bir kesinti yapılacak dendi. Dul ve yetim aylıklarının bağlanabilmesi için farklı kriterler getirecekler. İşte kişilerin gelir durumlarına, maddi durumlarına bakılarak verilecek gibi kriterler getirilecek dendi. Şimdi milyonları ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere Mert Bey, son günlerde emekliye ödenen bayram ikramiyesinin iptal edileceğine dair bazı iddialar var. Emekliden alınan doktor farkının, ilaç farkının artacağına dair iddialar var. Bunun yanı sıra dul ve yetimin maaşının daha da aşağıya çekileceği yönünde iddialar var. Öncelikle efendim bu konular nedir? Neden şu anda emeklilerimiz böyle bir konuyla huzursuz ediliyor? Ya da böyle bir şey var mı gerçekten? Valla son birkaç günün gündem konusu oldu. Yani bizim de aslında Emekli TV olarak yaptığımız en önemli işlerden, üstlendiğimiz misyonlardan biri işte bu delilerin kuyuya attığı taşları çıkartıp vatandaşa doğruyu anlatmaya çalışmak. Nereden çıktı? Nereden bir böyle bir bilgi alındı? Bu nasıl lanse edildi? Ana haber bültenlerine kadar konu oldu. Hatta Cumhurbaşkanımız bile bugün bu konuya çok ciddi bir tepki gösterdi. Yani doğru haber yapılmamasıyla ilgili. Çünkü yapılan bu haber 12 milyon emekliyi huzursuz etti, senin de söylediğin gibi. Yani şimdi neler konuşuldu? Yani işte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çok şaşırtacak bir çalışma, işte emekliyi üzecek bir çalışma diye bir haber başlığı atıldı. Tabii İşte internet gazeteciliği, işte bu sosyal medya reklamları dediğiniz, işte 12 milyon kişiyi ilgilendiren bir haber koyduğunuz zaman herkes o haberin üzerine gidiyor. Bu bir gerçek. Doğrusuna, yanlışına insanları üzer miyim, üzmez miyim bakmıyor. İşte aynı şey emeklilikte yaş takılanlar için de geçerli. Aynı şey genel sağlık sigortası borçlusu da için geçerli. Emekli için de geçerli. Sürekli böyle haberlerle karşılaşıyoruz. Şimdi nelerden de emeklinin o zaten üzerine zam beklediği, 2 senedir biliyorsunuz promosyon alıyor 1000 lira her iki bayram öncesi. Aslında emekli buna zam bekliyor. Yani bir ikramiye demek istiyorsun. Banka promosyon değil, emekli ikramiyesi. Evet. Emekli ikramiyesi 1000 lira her bayram öncesi emeklilerimize ödenen bir para. Şimdi bunun emekliler bu paranın artırılmasını beklerken haber diyor ki emekli promosyonları, yani ikramiyeleri, bayram öncesi ödenen ikramiyeleri iptal edilecek dendi. Aynı haberde artık emeklilerin sağlık provizyonları, sağlık masraflarıyla ilgili emekli maaşlarından 100 ila 150 TL arasında bir kesinti yapılacağı söylendi. Yine aynı haberde bağlanan dul ve yetim aylıklarının iptal edileceği, kişilerin gelir ve aylık durumları, sahip oldukları mal varlıkları incelenerek, yani yeni kriterler getirilerek incelenip tekrardan uygun görülürse tekrardan bağlanacağı gibi sayısız kötü haberi içeren bir haber başı oldu. Dediğim gibi ana haber bültenlerine kadar konu oldu bu durum. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yani acil bir basın duyurusu yayınlandı bu haberle ilgili. Dedi ki Sosyal Güvenlik Kurumu, bu haberi çıkartan kişi ve kurumlarla ilgili tüm hukuki işlemleri başlatıyoruz. Çünkü bizden istenen böyle bir çalışma yok. Bizden böyle bir bilgi alınmadan vatandaşı galeyana getiren, vatandaşa gerçek dışı bir bilgiyi ileten kişi ve kurumları bu noktada cezalandırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yola çıktı. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Emeklilerimizden sağlık provizyonu kesintisi veya emekli ikramiyelerinin iptal edilmesiyle ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ha, emekli ikramiyelerine bayram öncesi ödenen ikramiyelere zam gelecek mi?
Onu göreceğiz yani. Onu konuşacağız biraz sonra. Önce de göreceğiz onu. Yani emeklilerimizin beklemiş olduğu özel